Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yeni bölümünde Ghostwire Tokyo isimli enteresan, bakın gerçekten enteresan bir oyunu sizlerle birlikte birazcık oynayacağız. Biraz da özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz oyun camiasında farklı farklı oyunlar piyasaya sürülüyor. Hepsinin de iddiası aslında farklı olmak, ilginç olmak ama çok az oyun bunu başarabiliyor. Açık dünya konseptli ilginç bir oyun olan Ghostwire Tokyo bunu tam anlamıyla başarmış. Şimdi oyunda bir karakteri canlandırıyoruz. Bu karakter aslında birazcık bana şeyi hatırlattı, Venom'u hatırlattı. Üzerinde başka bir karakteri de barındıran bir karakter ve işte bir uyanıyor. Uyandığı zaman farklı bir Tokyo'da kendini buluyor. Tokyo'da geçiyor bu arada ve sokaklar falan da oldukça iyi modellenmiş, onu söyleyebiliriz. Tokyo'nun sokaklarında bir nevi böyle ruh avına çıkıyorsunuz. Elinizle çeşitli hareketler yaparak, elinizin o içinizdeki varlığın belli bazı güçleri var ve o güçlerle birlikte çeşitli ruhları, kötü ruhları ortadan kaldırıyorsunuz. İyi olanları da özgürleştiriyorsunuz. Böyle enteresan bir oyun. Şimdi oyunun oyun iki farklı platform için piyasaya sürüldü. İlk olarak PlayStation 5'e özel bir oyun olduğunu söyleyeyim. Ama enteresan bir şekilde PC versiyonu da var bu oyunun. Ve biz de doğal olarak bir Master marka bilgisayarımızda bu oyunu oynamak istedik sizlerle birlikte. PlayStation 5'i olanlar için de özel bir oyun olduğunu söyleyeyim. Fiyatlar konusuna gelecek olursak Ghostwire Tokyo'nun standart PC sürümünün fiyatı 549 TL'den başlıyor. Deluxe paket aldığımız zaman rakam 699 TL oluyor. PlayStation 5 sürümünün fiyatı ise standart sürümde 609 TL, Deluxe pakette ise 789 TL. Deluxe pakette belli daha farklı böyle kıyafetler falan da yanına verilmiş oluyor. Hangisini tercih etmek artık size kalmış. Fiyatlar biraz yüksek. Gerçi artık PlayStation 5 özellikle özel oyunlarında uygun bir fiyat kalmadı. PC'de de birazcık yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 549 TL oldukça hani üst düzey oyunlarda genelde verilen bir para ama bu tarz oyunu sevmeyenler için veya pek hani çok fazla bu tarz oyunları oynamayanlar için de yüksek sayılabilecek bir rakam olduğunu belirtmek isterim. Bu kısa girişten sonra şimdi biraz da oyunu oynayalım isterseniz. Ben oyunda böyle bir 50 dakikalık yaklaşık bir 1 saatlik bir şekilde oynadım. Şimdi oyunda işte açık dünya dedik. Bakın burada bir tane köpeğimiz var mesela. Oyun için çeşitli böyle köpekler var. Kötü ruhlar var. Onlarla savaşmamız gerekiyor. Elimizle işte şöyle bakın şimdi yapacağım bir hareket. Şöyle yapıyoruz mesela. Şöyle ateş ediyoruz. Elimizde çeşitli hareketler yapabiliyoruz. Şimdi burada bir görev yapıyoruz biz. Şuradan gireceğim galiba. Evet. Burada giriyoruz. Bir kulübeye geldik. Burada kulübede bir telefonu kullanmamız gerekiyor. Bir şeyler yapıyoruz burada. Bu arada şeyi çok iyi modellenmiş. Onu da söyleyeyim. Biz az önce belli ruhlar toplamıştık. Onları özgürleştirdiğimiz bir makine gibi bir şey bu. Bu arada Japonca duyuyorsunuz sesleri ama isterseniz onu değiştirebilirsiniz. Ben Japonca sesi açıp İngilizce altyazıyla oynuyorum oyunu. Siz İngilizce seslendirmeyi açıp yine İngilizce altyazıyla oynayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Oyunun içinde böyle belli sinematikler var. Zaman zaman onları izliyoruz. Zaman zaman başka şeyler izliyoruz. Bana biraz Death Stranding'i hatırlattı bu arada. O da bir Japon oyunu biliyorsunuz. Japon mitolojisi, Tokyo, böyle çeşitli şeyler çok birbirine karışmış bir durumda. Hayal dünyası, gerçek dünyalar. İşte bu hayalimiz bitti şimdi. Çeşitli konuşmalar, işte içindeki karakterle konuşuyor. O diğer ses, onun sesi. İşte bakın 24.300 tane ruh varmış. Biz 604 tanesini kurtarmışız ve kurtarmaya da devam edeceğiz burada. Farklı ruhları da göreceğiz. Şimdi etrafta bakalım. Başka ruh varsa onları kurtaralım ama tabii bunları yaparken de belli görevlerimiz var. Sol alt köşede bir harita görüyoruz. O haritaya göre gitmemiz gerekiyor. Ve belli böyle çeşitli şeyler, bilgilendirme alanları çıkıyor bize. Koşabiliyoruz oyunda. Şöyle şu şekilde. Evet,
Burada başka, bakın burada İnanın düşmanlar var. Bunları yok etmemiz gerekiyor el hareketlerimizle. Çekip şöyle bakın, şöyle yapıyoruz ve yok ediyoruz ve onlardan aldığımız güçleri kullanıyoruz bu şekilde böyle. Etrafta bazı böyle havada uçan şeyler görüyoruz. Onları da böyle yok ettiğimiz zaman onlardan da puan alıyoruz. Bakın. Çeşitli şey puanları topluyoruz. Burada Yellow Ether Crystal istiyor. Bunları topladığımız zaman da oyunda bize çeşitli özellikler de kazandırılmış oluyor. Oyun böyle enteresan. Burada bir şey var. Nedir bu? Burada bir şey olmuyor. Bakın burada mesela değişik değişik şeyler var. Biraz daha gideceğiz. Markete gidelim. Bakalım burada ne var? Bu kedi mi diyor? Teknik olarak bu bir yokai diyor. Evet. Burada bize bir şey, ne bu? Konuşalım bakalım bununla. Bir kedi bu, evet. Kediyle konuşuyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, bir kediyle konuşuyorum ben şu anda oyunda. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz işte. Kedi köpek maması. Kakamber. Three Color Dango, Motorashi Dango. Bunlar belli tabi paralarla. Diyelim ki kedi maması yok mu ya burada? Hey, şunu alalım. Alalım. Al satın al diyoruz. Kediye bir faydamız olsun. Şimdi geri dönelim. Evet, buradan böyle geziyoruz. Dolaşıyoruz. Belli görevleri, belli şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu arada oyunun içinde fark ettiğiniz az önce belli böyle siyah dumanların olduğu bölgeler var. Oraya girmemeniz gerekiyor. Orada çok dolaşırsınız ki Death Stranding'de de böyle bir olay vardı. Kötü ruhlar vardı. Onlara girerseniz orada ölüyorsunuz. Orada dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir şeyler daha yapmamız lazım. Buraya bize yukarı doğru yolluyor. Şuradan. Buradan bakın belli şeyleri alabiliyoruz böyle. Canımız azaldıkça bunları yiyerek içerek de bir şeyler yapabiliyoruz. Gücümüzü yükseltebiliyoruz. Şurada bir open diyelim. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da bir open diyeceğimiz yer var. Aha. Burada bir şey var mı? Bakalım. Yok. Burada da bir şey. Peki yok. Buraları boş. Devam edelim. Burada bir olayımız var mı? Burada bir şemsiye var. Evet. Açalım. Ama şu an diyor şeyin ruh almadığımız için buraya girmemizin de bir manası yok yani. Burada da bir şeyler var. Açalım. Boş. Açalım. Alalım. Evet, böyle şeyleri topluyoruz. Bunlar bize oyunda güç. Mesela Lion Mask diyor. Bunlar o belli şeylerde bize fayda sağlayacak olan ufak tefek aksesuarlar. Tekrar bu tarafa doğru geçiyoruz. Buradan dolaşalım biraz daha. Sanırım buradan yukarı çıkacağız. Evet. Tokyo'nun içinde geziyoruz. Evet, bak çeşitli şeyler var burada. Tap diyor. Evet, bizde enerji diyor. Bırakalım enerjiyi. Evet, çeşitli hareketler dedim mi yapıyoruz. Aile baba karıyor. Şimdi içeri gireceğiz. Bazen sinematikler oluyor, bazen de biz de yürüyoruz böyle. Şu an biz yürüyoruz mesela. Buradan alalım bir şeyleri. Burada oyunda gördüğünüz her şeyi alın arkadaşlar. Çünkü bunlar hem canımızı aktif ediyor hem de bize yeni özellikler de kazandırıyor. Burada bir sürü şey varmış. Yani burada bir şeyler var. Evet. Alalım burada. Her şeyi toplayın. Ne bulursanız toplayın. Burada bir şey var. Çeşitli dosyaların olduğu bilgileri topluyoruz. Burada bize bunlar ekstra puan veriyor. Başka bakalım ne var? Evet, şunu da alalım. Gördüğünüz gibi oyun böyle enteresan. Bir şeyleri alıyorsunuz, bir şey topluyorsunuz, düşmanlarla savaşıyorsunuz ve hani günün sonunda da bir
sonucunda bir yere varacaksınız, onu söylemeyeyim ben. Siz oyun oynamak isteyenler için de spoiler olmasın. Sonunda bir yere varıyorsunuz ama o vardığınız yerde de işte bir kardeşini arıyor bu arada, oyunun içinde bu arada. Kardeşi çizim kötü ruhlar tarafından kaçırılıyor, onu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Muhtemelen de oyunun sonunda kurtaracaksınız gibi geliyor bana. Şu anda bir yine sinematik izliyoruz, bir hikaye anlatıyor burada. Bakın çocuğun yüzünün yarısında bir şey var, işte o diğer parçasındaki diğer karakterle konuşmuş olan tarafı. Evet, sinematiğimiz de geçti. Oyun tabii böyle devam ediyor. Oyun bitmedi. Ben kısa bir bölümünü oynadık sizlerle birlikte. Ve oyunda da söylediğim gibi birçok bir macera atıyorsunuz. Açık dünya oyunu. Herkesin sevebileceği türde bir oyun değil. Birazcık mistik tarafları var. Birazcık böyle farklı özellikleri var. Japon kültürünü seviyorsanız, Japonca'ya hoşunuza gidiyorsa ve işte böyle değişik farklı bir macera atılayım diyorsanız önerebileceğim bir oyun olmuş Ghostwire Tokyo arkadaşlar. Bir Oyun Canavarı programının daha sonuna geldik. Bu programımızda sizlere Ghostwire Tokyo oyunu anlatmaya çalıştık. Oyunla ilgili merak ettiğiniz, bizim anlattığımız tarafları varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.